Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizlere puf puf kabaran çok farklı bir şekilde hazırlamış olduğum Şahane bir poğaça tarifimle geldim Gerçekten muhteşem oluyor Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum Hamuru için bir paket instant maya 2 çorba kaşığı kadar toz şeker 1 su bardağı ılık süt 1 su bardağı derince bir kabın içerisine aldıktan sonra Şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırdım. Hemen üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını ekledim. Sıvı malzemelerimi bu şekilde karıştırdıktan sonra unumun bir kısmını ilave edip üzerlerine bir tatlı kaşığı dolusu da tuzu ekledikten sonra hamurum yoğunlaşana dek spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Hazırlamış olduğum tarifte hamurun aldığı un miktarı yaklaşık 4,5 su bardağına denk geldi. Ama sizlerin kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hazırlayacağınız poğaça hamurunun kıvamı orta yumuşaklıkta, ele yapışmayan bir kıvamda olması Yeterli olacaktır. Hamuru hızlıca toparlamak için çay bardağın altında kalan sıvı yağ hamuru hızlıca toparlayıp yoğurdum. Hemen hamurun üzerini kapatarak ortam sıcaklığına göre yaklaşık 1 saat kadar hamuru mayalandırdım. Hamur gayet yumuşak kıvamda hemen unlamış olduğum masamın üzerine hamuru alarak hızlı bir şekilde toparlıyorum. Hamurun havasını alıp yuvarlak bir forma getirdikten sonra bir kesme aparatıyla hamuru eşit parçalara ayırarak bezeler haline getiriyorum. Toplamda bu tarifte 6 tane beze elde ettim hamurlardan. Bezelerin eşit olmasına dikkat edelim. Hamurları bezeledikten sonra 5 dakika gibi bir süre beklettiğim daha kolay bir şekilde açılabilmeleri için ilk bezeden başlayarak hemen hamurumu oklava ile açmaya başlıyorum. Hamurumu açarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Hamuru yeteri inceliğe getirdikten sonra ara katları için 150 gram kadar tereyağını ocakta erittim fırça yardımıyla hamurun her tarafına gelecek şekilde hazırlamış olduğum tereyağı karışımını hamurun her tarafına değecek şekilde sürdükten sonra hamuru her katlama aşamasını da mutlaka yağlıyorum. Hamuru dörde katlayarak bu şekilde hazırladım. Hemen sizlere bir tane daha göstermek istiyorum. Hamuru oklavayla açabildiğim incelikte açtım. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki gerçekten çok kolay bir şekilde açılacaktır. Hamurun tamamını yağlıyorum. Her kısmının yağlanması oldukça önemli. Poğaçalarınız kat kat ve tel tel olacaktır bu aşamada. Kalan diğer 4 hamurumu da aynı şekilde açarak hazırladım. Altı hamurumu da aynı şekilde açıp hazırladıktan sonra buzdolabında 20 dakika boyunca içerisindeki yağın donması için beklettim. Hamurlarımı buzdolabından aldıktan sonra merdane ile hemen hamurlarımı uzunlamasına olacak şekilde açmaya başlıyorum. Hamuru bu aşamada 3 eşit parçaya böleceğimiz için bu ölçülere dikkat ederek merdane ile hamurumuzu açalım. Hamuru dikdörtgen bir boyutta açtıktan sonra bir kesme aparatıyla hemen 3 eşit parçaya böldüm. İç harcı için sürülebilir kahvaltılık çikolata kullanıyorum. Siz dilediğiniz iç harçları ile hazırlayabilirsiniz. Peynirli olur, patatesli olur, kıymalı veya ıspanaklı da aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Gerçekten oldukça pratik ve çok lezzetli bir poğaça tarifidir. Aynı zamanda bu tarifi börek olarak da hazırlayabilirsiniz. Farklı iç harçları kullanarak da aynı aşamada börek lezzetini de elde edebilirsiniz. Hemen sizlere bir tane daha göstermek istiyorum. İkinci hamurumu da ilk hamurumdaki gibi açtım. Dikdörtgen bir boyutta olması oldukça önemli. hemen keskin bir aparatla hamuru 3 eşit parçaya böldükten sonra sürülebilir çikolatadan bol miktarda kullanıyorum. Rulo şeklinde sararak poğaçalarımı bu şekilde hazırladım. Hemen hazırlamış olduğum hamurlarımı yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin üzerine bir tane porselen kase yerleştirdim. Kenarlarına hazırlamış olduğum poğaça hamurlarını yerleştiriyorum. Üzerlerini hafif bombili olması için kasenin kenarını biraz daha yaklaştırarak hazırladım. Tepsi mayası için üzerini kapatarak 20 dakika boyunca tepsi mayasında iki katına çıkana kadar hamurlarımı beklettim. Üzerine bir tane yumurta sarısının içerisine çay kaşığın ucuyla eklemiş olduğum üzüm pekmezinden karıştırarak fırça yardımıyla poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde yumurta sarılarını özenle sürüyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar poğaçalarımı fırına gönderiyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi poğaçalarımı fırından aldım. Gerçekten nar gibi kızardılar ve pamuk gibi yumuşacık kat kat oldular. Sizlere hemen iç dokusunu daha yakından göstermek istiyorum. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz beş aylarınıza hazırlayabileceğiniz oldukça pratik, çok lezzetli farklı görüntüsüyle şahane bir poğaça tarifi oldu. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir tarifim daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.